Bir evde mama markası olan Soprano Mutfak, Doğukan Erdem Kutlu ile Patron Mutfak'tayı sunar. Patron Mutfak'ta programından hepinize merhabalar. İyi bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Her hafta olduğu gibi yine birbirinden kıymetli iş insanlarımızı ve bu ülkemize her anlamda katma değer sağlayan markaların başarı hikayeleriyle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim, her hafta bunu söylemekten çok keyif alıyorum. Bizlere göstermiş olduğunuz ilgiye, alakaya ve teveccühe sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Patron Mutfak'ta ekibi olarak. Efendim, şefim bugün yine bak hiç konuşmadık ama beyaz böyle pişti mi derler? Evet, biz hiçbir zaman konuşmuyoruz ama hep denk geliyoruz. Hiç konuşmuyoruz değil mi? Öyle yoldan geçerken uğruyorsun buraya. Ya, o açıdan demedim yani. Anlaşmıyoruz kıyafet konusunda ama denk geliyoruz genelde. Çünkü standart bir tarzın olması gerektiği için ben değiştiriyorum sürekli. Evet. Nasıl keyifler? Çok şükür iyiyim, sağ olun. Allah iyilik versin. Tamam. Bugün şey oldu aslında, yani konumuz çok böyle Ankaralı değil ama de babasının ve biraz böyle ailenin geçmişinde bir Ankara olduğu için sen de Ankara'ya haksızlık yapmıyorum herhalde dedin. Oradan bir Ankara tava menüsü var. Katmer yine Antep yöresine ait. Aynen. Evet, sevgili izleyiciler, deri sektöründe ülkemizde çok kıymetli ve 50. yılını kutlayan, 50. yılın içinde olan önemli bir markanın başarı hikayesiyle sizleri buluşturacağız. DESA markası yaklaşık 58 satış noktası olmak üzere. Yurt dışında da 130'a yakın satış noktasında gerçekten de yani hem kullanıcılarının hem de deri kıyafetine meraklı olan tüketicileri herhalde ilgiyle izleyeceği bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Sevgili yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda da başkan yardımcısı Burak Celit Beyefendi, güçlü alkışlarınıza yanıma davet ediyorum. Burak Bey, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyi, sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hoş geldiniz, merhaba. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şimdi tabii deri başka bir yani tarz, yani böyle herkesin kullandığı ya da herkesin böyle talep ettiği bir giyim değil. Ama ülkemizde de dünyanın her yerinde de deri giyiyorsa eğer bir insan, deri ceket giyiyorsa, deri pantolon giyiyorsa, yani deriyle ilgili ne kullanıyorsa ve bunu kaliteli kullanıyorsa hemen bulunduğu grupta ayrıcalıklı hale geliyor. Ben öyleyim mesela, yani eğer deriyle ilgili bir şey giydiğim zaman hemen farkındalık yaratabiliyorum çevremde. O yüzden de deri benim için hep farklı bir bakış açısına sahip olmuştur deri giyenler. Sanki daha böyle entelektüel bir kesim deri giyiyor. Daha böyle anlayanlar bunu kullanıyor diye hep böyle yıllardır bugünü bekliyoruz. Burak Bey bize anlatacak bugün şefim. Yani deriyi kimler daha çok tercih ediyor? Deri giyim aslında insan sağlığına ne kadar hani faydalı mı, zararlı mı? Yani böyle bir arada böyle bir dedikodu vardı. Ama ben rahmetli dedemlerden bilirim mesela. İyi kullanırlardı deriyi, böyle özellikle kuzu derisinden böyle çok güzel deri ceketleri ve yelekleri vardır. Böyle onların hatta yıllarca da hiç, sadece görürsünüz burada böyle eskime gibidir onlar. Eskimez, o yaş alır sizle beraber. Siz yaş aldıkça o da sizle beraber yaş alır. Sizin tarzınızı, sizin giyim şeklinizi ifade eder. Lafınızı kestim, kusura estağfurullah. Bakmayın, buyurun. Yani bütün bunları böyle kafamızdaki, aslında ben tüketicilerin bugün dili olacağım. Onların sözcükleriyle size soru sormuş olacağım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar hoş bulduk. Sağ olun bugün beni buraya davet ettiğiniz için. Estağfurullah, biz onur duyduk. Şefime onu söylüyordum. Yani Ankara doğumlu olan kimse yok ama Ankara'ya bugün uğrayacağız ve Ankara tava, sonrasında da bir Antep yöresinden tatlımızla. Burak Bey'e de bilmiyorum hangi yemekte mi tatlıda mı sana yardımcı olmasını istiyorsun? Yemekte rica edeceğim.
yemekte evet. rica edeceksin. Domatesleri doğrayabiliriz beraber, biberleri doğrayabiliriz. Hanım beni iyi eğitti, mahcup olmam lazım. Çok iyi. Yani harika. Çok iyi. Harika, çok güzel. Hanımefendinin ismi ne? Burçak. Burçak Hanım, şu anda Burak Bey sınavda. Eminim bugünkü menüyü siz de kendisinden yapmasını isteyeceksiniz. Çok teşekkür ederiz. Sana kolay gelsin o zaman. Programımızın tabii geleneği itibariyle de bugünkü programımızın aslında ana şefi sizsiniz Burak Bey. Ankara tava. 400 gram kuzu kuşbaşı, 10 adet arpacık soğan, 2 su bardağı arpa şehriye, 3 adet biber, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 bardak su, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı pul biber. Hazırlanışı. Tereyağını erittiğimiz tavaya ilk olarak etlerimizi ekliyoruz. Yaklaşık 30 dakika kadar kavuruyoruz. Kavrulan etlerimize salçayı ekliyor, 5 dakika daha kavuruyoruz. Sonra sırasıyla arpacık soğanı, sarımsak, biber ve baharatları ekliyoruz. Ayrı bir tencerede arpa şehriyeleri kavuruyoruz. Kavrulan şehriyeye su ekleyip pişmesini bekliyoruz. Pişen arpa şehriyenin içine etleri ekliyoruz. Katmer. 1 paket baklavalık yufka, 300 gram Antep fıstığı, 200 gram kaymak, 1 çay bardağı şeker ve 3 yemek kaşığı tereyağı. Hazırlanışı. Baklavalık yufkalardan 5 yaprağı üst üste diziyoruz. Üzerine kaymak sürüyoruz. Toz şeker ve Antep fıstığını da üzerine döküyoruz. Yufkayı katlıyoruz. Arkasına ve önüne tereyağı sürüp tavada kızartıyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, konuğumuz önlüğünü giydi. Tabii ki biraz böyle aslında deriden, %100 deriden kendisine bugün yaptıramadık önlüğü. Evde kullanırsınız ve bizi hatırlarsınız inşallah. İnşallah. Vardı önlüğüm deriden, keşke söyleseydiniz, getirirdim deri önlüğümü. Evet, öncelikle Burak Bey kim, sizi tanıyalım. Marka ülkemizin gerçekten de 50. yılını içinde olan çok köklü bir markası. Nerede ilk, ne zaman kuruldu? İlk tohumları nerede atıldı? Sizi dinlemek istiyoruz. Memnuniyetle. Öncelikle bu güzel, nazik takdiminiz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Deri gerçekten çok kadim bir malzeme. Yani deriyi giyenler ayrışıyor. Evet, deri insana bir sofistikasyon katıyor. Biraz daha asi, biraz daha özgür, hoş bir hava veriyor. Ama aslında deri hepimizin hayatının çok içinde olan bir malzeme. Yani giydiğimiz ayakkabıdan taktığımız saatin kayışına kadar sadece ceket, pantolon diye deriyi düşünmemek lazım. Doğru. Kullandığımız cüzdandan elimize aldığımız çantaya kadar her yerde kullanılan Doğru. çok kadim bir malzeme. İnsanoğlunun zaten ilk sırtına geçirdiği malzeme. Dolayısıyla çok da bir ayrışıyor dememek lazım. Evet, bir özellik katıyor ama hayatımızın her anında içinde olan son derece sıhhi, son derece sıcak, hoş bir malzeme. Ve dediğim gibi demin ifade ettim, ya, sizle beraber yaşalan, sizle beraber yaşlanan ve yaşayan bir malzeme, nefes alan bir malzeme. Dolayısıyla giyebileceğiniz en güzel malzemelerden biri. Hatta bebeklere bile yurt dışında, özellikle soğuk ülkelerde koyun kürkünden zıbınlar ve... Kutuplarda, evet. Kutuplarda da değil, İngiltere'de evet, vesaire evet. baktığınızda biraz daha soğuk iklimlerde koyun kürküne sararlar bebeği. Çünkü en sıhhi malzeme odur. En de sağlık açısından da dediğiniz gibi. Gerçekten öyle. En kıymetli malzeme. Peki evet, o kadar güzel özetlediniz ki aslında biz farkında olmuyoruz bazen. Yani işte ayakkabımızda, cüzdanımızda dediğiniz gibi, yani bilekliğimizde, yani birçok noktada aslında deri hayatımızın içinde. Yani çantamızı bile yani alırken %100 deri almak istiyorsunuz ama yani bir kıyafete söz konusu geldiği zaman, yani bir işte deri mont giydiğiniz zaman gerçekten çok bambaşka bir adama dönüyorsunuz, bambaşka bir kadına karaktere dönüyorsunuz. Evet, başka doğru. bir karaktere bürünüyorsunuz. O deri ceket giyen, işte sadece motor kullanan insanlara bakıyorsunuz. Ben özeniyorum mesela. Yani o kıyafetlerin ayrıcalık kattığını düşünüyorum. Ama aslında %100 haklısınız. İşte saatimiz de var, cüzdanımız da var, ayakkabımız da var. Bunların ne kadarı gerçek onları da bilmiyoruz aslında bir tüketici olarak. Bunu da nasıl anlamamız gerektiğini bugün size soracağız. Hepsinin üzerinde yazıyor, bakarak almamız gerekiyor. Böyle vegan deri vesaire gibi başına bir şey takılan derileri... %100 gerçek bilgiler mi onlar?
eğer yani tabii ki bunlar devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız tarafından denetleniyor. Gerçek olmak zorunda. Tabii hepsi gerçek midir? Kim yalan söylüyordur, kim gerçektir bilemem ama etiket kanununa göre ürünün üzerindeki bilgi ürünün aslını yansıtmak zorunda. En ufak bir şüphesi varsa tüketiciler bunu şikayet ederek, sorgulayarak doğrusunu şimdi öğrenebilirler. Gıdada bu her ürünün üstünde organik yazmaya başladı ya. Yani artık eskiden organik bulmak mümkün değildi. Şimdi raftaki her şeyin her şey üstünde organik yazıyor. Doğru, haklısın. Biz DES olarak hep batı pazarlarıyla çalıştık. Hep olgun pazarlarla çalıştık ama Rusya önümüzdeki dönemde önemli fırsatlar sunuyor Türk markaları için. Çünkü şu anda ürün akışında çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla Türk markalarımızın oraya davet edildiği bir dönemden geçiyoruz. Ve bu şekilde davetler bize de geliyor. Eylül ayı itibariyle 11 tane lokasyonda, mağaza içinde mağaza formatında çok katlı mağazalarda DESA'nın mağazacıklarını açıyor olacağız. Bunu da keyifle paylaşayım bu platformda. Buradan Rusya'daki tüketicilerinize de aslında bir müjde olmuş oldu. Önce sizi tanıyalım. Dediğim gibi sonra DESA markası ilk nerede dünyaya geldi? Memnuniyetle. Ben önceden DESA'dan başlayayım çünkü benden biraz daha yaşlı DESA. Ondan sonra kendimi de ucuna eleştireyim. DESA'yı anlatayım lütfen size. DESA 1972 doğumlu. Benim babam ve annem ve iki amcamın beraber kurduğu bir şirket, bir aile şirketi. 72 yılında ilk yurt dışına çanta ihraç ederek başlamış. Onun hikayesi de çok ilginçtir. Çünkü benim babam eczacılık fakültesinden mezun bir şahıs. Yani çantacılıkla, dericilikle alakası yok. Antep'te toprakları olan, pamuk eken bir ailenin oğlu. Ama küçük yaşlarda Ankara'ya, Ankara Koleji'ne gitmiş, İngilizce öğrenmiş, işte eğitimini tamamlamış. İşte Ankara bağlantısı oradan geliyor, Ankara Tava bağlantısı. TED Ankara Koleji'nden sonra o zaman baba çok yemiştir Ankara Tavası. Eminim yemiştir, eminim yemiştir. TED Ankara Koleji'nden sonra da İstanbul'da Eczacılık Fakültesi'ne geliyor. O dönemde dedemiz onlara birer hepsine bir parça para veriyor. Ve kendi işlerini kuruyorlar. Ne yapıyorlar? Bir ofis açıyorlar, üç kardeş. Ve bakanlığa gelen, ticaret odasına gelen daha doğrusu yurt dışından talepleri değerlendiriyorlar. Orada ne bileyim şile bezi isteyen, örgü çanta isteyen, dokuma bez isteyen her türlü yurt dışı talebine biz bunu yaparız, şunu bulabiliriz diye cevap vermeye başlıyorlar. O arada bir Amerikalı firmadan deri çanta talebi geliyor. Biz bunu da yaparız diyorlar ama yaptıkları falan yok başlarken. Tam bir girişimcilik, Anadolu Kaplanı hikayesi. Çok iyi ya. Ve kısmetlerine o firma meğersem dünyada Swiss Cargo'nun en büyük kullanıcılarından, müşterilerinden biriymiş. Ve Türkiye'deki Swiss Cargo ofisine referans soruyor. Ofisin başındaki arkadaş da liseden babamın arkadaşı. Dolayısıyla çok iyi insanlardır, çok iyi yaparlar, bu işi iyi bilirler diye adam müspet bir referans veriyor. Ertesi gün Amerikalı uçağa atlıyor, Türkiye'ye geliyor. Bir tane çanta koyuyor, otelde buluşuyorlar adamın otelinde, toplantıya gidiyorlar. Masanın üstüne bir çanta koyuyor, bu çantayı yapar mısın? Yaparım diyor, alıyor, çıkıyor bizimki oradan. Nerede yapacağım hiç bilmiyor. Hayatında gördüğü tek çanta daha önce annesinin dolapta duran, kartonun üzerine kaplamalı, kısa saplı, kolda taşınan çok klasik bildiğiniz sert çantaları. O zaman Türkiye'de doğru düzgün bir çanta sanayi vesaire yok. Fakat bu çanta yumuşacık, kuzu derisinden, uzun omuz askılı, şu anda her yerde gördüğümüz, çok kullanılan, bilinen hoş modellerden biri. Gidiyor kapalı çarşıya, orada biliyor ki hanlarda bir yer bulabilirim, belki yaptırırım. Bir hanın en üst katına çıkıyor, bir dükkana giriyor. Şansına içerideki usta da tamam ben bunu yaparım diyor. Ertesi güne çantayı yapıyorlar, alıyor çantayı, koltuğun altında dolmuşa biniyor otele, Amerikalı'nın yanına. Tabii giderken önce bir fiyat alıyor üreticiden. Bakıyor fiyat çok düşük geliyor. Yolda kafasında önce 2 ile çarpıyor. 2 kilometre sonra bir daha 2 ile çarpıyor. Otele geldiğinde bir fiyat 1'den 5'e çıkmış oluyor. Oturuyor adamın karşısına, alıyor çantayı bakıyor Amerikalı. Paul Litvak diye bir Amerikalı. Bakıyor çok güzel çanta, her şey yolunda. Fiyatı söylediğinde gülmeye başlıyor. Gel diyor otur karşıma, sen bu işi hiç bilmiyorsun, ben bunu anlıyorum ama çok girişken iyi bir arkadaşsın. Ben sana bu işi öğreteceğim öğrenmek istiyorsan diyor ve DESA'nın macerası öyle başlıyor. 1972 yılında ilk Amerika'ya
çanta ihraç ederek bir üretim işi başlıyor. Onun hemen akabinde 73 yılında Erenköy'de ilk mağazamızı açıyorlar. Ondan sonra da günler birbirini kovalıyor, fırsatlar üst üste geliyor ve yıllar içerisinde uluslararası arenada ticaret yapmayı öğreniyorlar. Yani 85 yılına geldiğimizde Amerika'da, New York'ta, Empire State'te kendi ofisini açan, gene Singapur'da ve Almanya'da kendi ofislerini açan ve depolamasını yapan, burada hem DESA markasıyla, kendi markasıyla hem de muhtelif firmaların markalarıyla üretim yapıp ihracat yapan bir firma haline geliyor. Bir yandan da perakende tarafında mağazalar açılmaya devam ediyor. Bugün günümüze geldiğimizde DESA 3 tane tesisiyle düşe entegrasyonunu tamamlamış vaziyette. Yani kendi tabakhanesi var, kendi derisini işliyor. Bunun yanı sıra deri çanta, cüzdan ve deri konfeksiyon ürünleri imal eden 2 tane de nihai mamül yapan fabrikası oluşuyor. Toplamda 2000 kişilik bir grup haline geliyor. Yani diğer markalara fason üreten. Diğer markaların üretimini de yapıyor. Kendi mağazalarında sattığı ürünlerin imalatını da yapıyor. Tabii uluslararası markalarla çok yakın bir, lüks markalarla özellikle yakın bir üretim işbirliği oluşuyor yıllar içerisinde. Şöyle bir örnek vereyim. 2019 yılında Türkiye'nin İtalya'ya yapmış olduğu deri çanta ihracatının toplamının %71'ini sadece tek başına DESA yapmış vaziyette. Yani tereciye tere satar hale geliyoruz yıllar içerisinde. Harika. Bu da bizim gerçekten gurur duyduğumuz ve memnuniyetle ifade ettiğimiz bir şey. Şimdi marka ismi vermiyorum kendi markamız dışında ama bir AVM'nin lüks bölümüne gittiğinizde gördüğünüz markaların pek çoğu Türkiye'de gerek bizde gerek bazı arkadaşlarımızın tesislerinde yapılıyor. Bu da hepimiz adına gurur verici aslında bir şey diye işte düşünüyorum. Aslında burada geçtiğimiz günlerde çok kıymetli bir yine markanın patronu şunu söylemişti. Şimdi firma tamamen sizin olabilir. Ama marka devleti temsil eder demişti. Çok hoşuma gitmişti. Yani eğer iyi bir markanız olduğuna inanıyor ve onun bütün altyapısını, onun oluşumuyla ilgili tüm süreçleri, sürdürülebilirlik noktasında bütün o kriterleri doldurduğunuzda işte bugün sizin söylediğiniz işte tereciye tere satma noktasında milli gurur duyabileceğiniz bir markanız. Çünkü orada ne olursa olsun evet DESA belki gözüküyor ama DESA nerenin markası? Türkiye'nin markası. Tabii ki. Muhteşem bir şey. Nasıl Türk Hava Yolları Türkiye'nin evet. bayrak taşıyıcısıysa evet. Taşımacılık sektöründe veya hava yollarında aynı şey bizler için de geçerli. Neticede kendi ülkemizi, kendi kültürümüzü, kendi halkımızı temsil ediyoruz gittiğimiz yerde. Dolayısıyla şu anda Milano'da bir showroom'umuz var. Milano Moda Haftası'nda ürünlerimizi tüketicilerimize sunuyoruz. Dünyadaki tüketicilere sunuyoruz. Dünyada 34'ün üzerinde ülkede, 180'in üzerinde lokasyonda DESA markasıyla satış yapıyor olmak bize gerçekten çok keyif veriyor, gurur harika, veriyor. Harika. Bunları yaparken sizin de demin çok güzel ifade ettiğiniz gibi ya da benden önceki konuğunuzun ifade etmiş olduğu gibi sürdürülebilir bir şekilde yapabilmek, evrensel standartlarda yapabiliyor olmak gerçekten başarıyı katmerlendiren bir şey. Çünkü siz bunu yaparken dünyanın en iyi standartlarında bütün sağlık bir yandan doğruman mı gelecek? Şöyle doğrayabilirseniz. Eyvah eyvah. Şöyle. Çaktırmadan biberleri önünüze koydular. Soğan gelmedi Allah'tan. Ben ondan soğana. Şefim gene insaflı davrandı. Bütün bunları dünya standartlarında yapabiliyor olmak son derece önemli. Peki. Ve biz DESA'da bunu becerdik diye düşünüyorum. Bir şimdi, de benim hikayemi sormuştunuz. Evet, sen işin neresindesin demiştiniz. Evet. Ben 77'liyim. DESA benim büyük abim diyorum soranlara. Bir de kız kardeşim var. Şefim büyüklüğü tamam mıdır? Daha küçük mü? Bir tık daha küçük doğrarsanız. Ben de çocukluğumdan beri DESA'nın içindeyim. Yani 6 yaşından beri çalışıyorum. Ne zamandır çalışıyorsun diyorlarsa 6 yaşından beri çalışıyorum. Yani şöyle bir gerçek yok değil mi? Yani siz işte babanızın parasıyla yurt dışında okuyup belli bir yaşı tamamladıktan sonra hadi bari yapacak bir şey yok şirkete gideyim diyenlerden değilsiniz değil mi? Öyle görmedik babamızdan. Çok güzel. Ne kadar çalışıldı. Ben 3 ay babamı görmediğim olurdu yurt dışı seyahatlerinden dolayı. Gece gündüz çalışırlardı. Annem biz biraz büyüdükten sonra aynı şekilde babama katıldı. Dolayısıyla ortaya bir şey çıkması için çok ciddi emek vermek gerekiyor. Onu da bize hep gösterdiler.
Ve babam sağ olsun çanta gibi yanında beni taşıdı bütün dünyaya gittiğinde. Ben Avusturya liseliyim. Yani Almancayı erken yaşlarda öğrendim, Almancayı, İngilizceyi. Ondan sonra Boğaziçi'nde makine mühendisliği tahsil ettim. Sonrasında Amerika'da bir MBA yaptım. O esnada hem çalıştım hem okudum. Oradan iş teklifi de aldım ama Türkiye'ye dönmeyi tercih ettim. Dönmeden önce İngiltere'de bir de deri mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptım. Daha ne olsun ya. Üzerine. Ama en önemli aldığım ders hep tezgahta oldu. Çünkü bunların hepsi bitti geldim. İlk yaptığım şey dikiş makinesine oturup tekrar dikiş dikmekti. Çünkü bizimki gibi emek yoğun bir sektörde bir değer yaratıyorsanız hem işin ustalığını bilmeniz gerekiyor. Yani nasıl yapıldığını bilmeniz gerekiyor. Hem de işe fikir katabiliyor olmanız gerekiyor. Onunla ilgili de bir geçmişiniz olması gerekiyor. Dolayısıyla sağ olsunlar bizimkiler bana bu fırsatı verdiler. Ben de onları mahcup etmemeye çalıştım bugüne kadar. Gerçi okullar bittikten sonra ilk yaptığım şey kendi işimi kurmak oldu. Bir 4 sene kadar gene deri sektörüyle ilintili deri döşeme yapan ve ihraç eden bir firma kurdum. Önce sen bir git piş dediler. Birazcık daha kendi başına yani, kavrul dediler. Aileden ve markadan bağımsız kurdunuz bunu. Evet. İkinci yılın sonunda 220'ye yakın personelim, işte 10 milyon doların üzerinde ihracatım vardı. O da benim için çok muazzam bir tecrübe oldu. Çünkü sabah 5'te... Marka neydi? Marka yoktu, yani üreticiydim. Anladım. İmalat sektöründe çalıştım. Marks & Spencer ve Laura Ashley markalarına döşeme hazırlayıp İngiltere'ye gönderip orada iskeletin üzerine geçirildiği bir iş modeli vardı. Dördüncü senenin sonunda bir gecede işsiz kaldım. O da önemli bir deneyim oldu. Çünkü tedarikçisi olarak çalıştığımız firma gidip Tayland'da bir fabrika satın aldı. Ertesi gün geldi. Kardeşim seninle çalışmıyoruz dedi. O da güzel bir deneyimdi. Ama yıkmayan deneyimler sizi gittikçe orada ne ders aldınız Burak Bey? Yani ne olmaması gerek ya da ne olması gerek noktasında? Tek müşteriye bağımlı çalışmak çok büyük bir risk. İkincisi yarı mamül yapmak, yani tüketiciye dokunan marka olmamak, yani pazarı elinize tutmuyor olmak ikinci en büyük risk. DESA'nın bugüne kadar 50 yıldır istikrarlı bir şekilde, hele deri sektöründe pek çok firma arka arkaya iflas ederken veya zorluklar yaşarken büyüyerek devam etmesinin çok önemli birkaç sebebi var. Bir tanesi hep pazarın içinde olmamız, müşterinin direkt bizim müşterimiz olması. Tüketiciye dokunuyor olmanız. Tüketiciye dokunuyor olmak. Ama ikincisi, şu anda baktığımda piyasada Türkiye'de maalesef vazgeçilmiş olan bir şey, aynı zamanda da üreticisi olmamız bu işin. Eğer siz hem üretiyorsanız hem de tüketiciye bunu sunup full tedarik zincirini, değer zincirini kendi çatınızın altına tutuyorsanız gerçekten fark yaratabiliyorsunuz. Çok güzel. Vallahi soluksuz dinliyoruz farkındaysanız sevgili izleyiciler. Şunun ben müsaadenizle kısa bir reklam arası vermek istiyorum. Patron Mutfak'ta programı reklamlardan sonra devam edecek, bizlerden ayrılın. Çok teşekkür ederim. Patron Mutfak'ta programı kısa bir reklamın ardından devam ediyor kıymetli izleyiciler. Birinci bölümde DESA markasının nasıl kurulduğunu ve son döneminde Burak Bey'in de hem firmaya katılımı, öncesinde kendi tecrübeleri, yaşadıkları ve deriyle ilgili sonra kendisini nasıl geliştirdiğini duyduk. Sizler de dinlediniz. İkinci bölüme de efendim ömürlük bir hatrı olsun diye bir Türk kahvesini ikram ederek devam etmek istiyorum müsaadenizle. Ben sade yapıyorum ama siz şekerli de mi içersiniz? Yok, ben de sade içerim. Harika. Şimdi bu arada tabii sohbetimize de devam edebiliriz Burak Bey. Kahve içer misiniz normalde? Günde kaç tane içersiniz? Ben geç başladım kahve içmeye ama çok içerim. Güzel bir makinem var benim de evde. Öyle mi? Evet. Günde en az 5-6 bardak kahve içerim. Türk kahvesi ama değil mi? Türk kahvesi de içerim. Farklı farklı kahveler de denerim. Benim oğlum da çok meraklı. Gider yeni kahve çektirir gelir. Farklı farklı kahveler alır. Evde birlikte deneriz. Süper. Gurmelik tarafıyla ilgilenir misiniz? Yani ben bir gurmeyim diyebiliyor musunuz? Yok. Damak tadınıza güvenir damak misiniz? Damak tadıma güvenirim ama gurmeyim demem. Yani farklı şeyler denemeyi çok severim. Çok da seyahat ediyorum işim gereği. Dolayısıyla gittiğim yerlerde hiç yemek seçmeden karşıma ne geliyorsa bir tadına bakarım. Denemek isterim her zaman. Türk mutfağının lezzetini yurt dışında arıyor musunuz? Yani böyle bir ya bizimki gibi değil dediğiniz ya da yurt dışında aç kaldığınız oluyor mu? Yurt dışında hiç hayatımda aç kalmadım.
Ama en çok rahatsız olduğum şey bizim yemeklerin yakın coğrafyada farklı versiyonlarını yemek. Çünkü alıştığınız tadı aradığınız zaman bulamıyorsunuz. Ha, farklı bir şey olduğu zaman, bir şeyle kıyaslamadığınız zaman keyifle yiyorsunuz. Ama gidip de bir benzeyen Türk yemeğini yakın coğrafyada benzer bir şekilde yediğinizde maalesef mutlu etmiyor. Çünkü o aradığınız tat çok farklı oluyor. Benim annem muhteşem yemek yapar. Yani Antep mutfağı Antepli değildir ama Antep mutfağını da çok iyi yapar. Yemeğe de çok meraklıdır, yapmaya çok meraklıdır. Japon mutfağını da yapar. Yani aklınıza ne geliyorsa iyi oturur, meraklıdır, öğrenir ve yapar. Çok beceriklidir. Dolayısıyla bizim üzerimizde test ettiği için her türlü farklı şeyi deneyimleme imkanı buluyoruz gitmeden. Harika. Şimdi ben ilk bölümde soracaktım hani desanın manası nedir diye. Herhalde başka bir manası yok. Başka bir isimlerin yan yana gelmesi değil. Deri sanayi. Deri sanayinin ilk hecelerini birleştirerek zamanında 72 yılında bu ismi bulmuşlar. Öyle başlamışlar yola. İsim çok geleneksel ama yaptığı işler hiçbir zaman geleneksel olmamış. Yani ayağı Türkiye'ye basan ama tüm dünyada bu işi yapan bir firma olmak için ne gerekiyorsa yapmışlar. Peki yani ne kadarlık bir ürün gamınız var Burak Bey? Yani mağazaya girdiğinizde az önce biraz ifade ettiğiniz işte biz ayakkabı, çanta, işte cüzdan, birçok aksesuarda da deri kullanılıyor ama sizin mağazalara girdiğinizde tüketiciler ne kadarlık bir... Deri üzerine aklınıza gelen hemen hemen her ürün var. Yani ayakkabısından, cüzdanına, konfeksiyonundan, deri ceketinden, ne bileyim AirPod kılıfına kadar veya elektronik aksesuar kılıfına kadar çok farklı ürünleri bulabiliyorsunuz. Hatta bir dönem belli mağazalarımızda ev aksesuarları, deri servisler, masa süsleri vesaire gibi şeyler de... Yemek altlıkları yemek falan. Yemek altlıkları, evet, suplalar vesaire gibi ürünler de yapmışlığımız var. Dolayısıyla deriden aklınıza ne geliyorsa neredeyse yapıyoruz. Peki, yani siz burada branşlaşma eğer söz konusuysa, yani siz asıl yani giyim tarafında mı bir tık daha öndesiniz yoksa aksesuar biz ya da... moda tarafında öndeyiz modada diyelim. Evet. Moda tarafında öndeyiz. Yani ayakkabısında da, konfeksiyonunda da, aksesuarında da işin hep moda tarafındayız. Bunları birbirini tamamlayan total look, yani yukarıdan aşağı tepeden tırnağa sizi giydirebildiğimiz bir ürün grubu yaratmaya çalışıyoruz. Koleksiyonları da bu şekilde zaten oluşturuyoruz. Bir de koleksiyon yapımız biraz farklıdır. Çünkü tasarıma biz malzemeden başlıyoruz. Deri çok özellikli bir ürün. Baştan beri hep onu işliyoruz, konuşuyoruz zaten sohbetin başından beri. Deri çok özellikli bir ürün ve çok teknik bir ürün aslında. Dolayısıyla tasarıma çok şekil veren ve yön veren bir malzeme. Bizim tasarımcılarımız çok şanslılar. Çünkü önce deriyi tasarlayarak başlayabiliyorlar. Ben böyle bir deri hayal ediyorum diyerek başlıyorlar. Dolayısıyla tabakhanedeki teknik arkadaşlarla, mühendislerle, tasarım stüdyosundaki tasarımcı arkadaşlar bir araya gelip önce deriyi yaratıyorlar. Evet. Onun akabinde o derilerden de çizmiş oldukları, tasarlamış oldukları ürünleri ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla süreci 360 derece bir şekilde, çok teşekkür ederim, afiyet ellerinize olsun, sağlık. Sağ olun. Yönetiyoruz. Ve tasarıma gerçekten çok yatırım yapıyoruz. Bizim için kendi tasarım ofisleriniz var o tabii zaman. Ki. Kendi tasarımcılarımız kendi tasarım var. Ofislerimiz var. Çok yetenekli genç arkadaşlarımız var. 12 tane tasarımcımız var içeride. Onların başında da son 10 yıldır yaklaşık farklı farklı ülkelerden uluslararası tecrübeye sahip kreatif direktörler var. Şu andaki arkadaşımız İtalya'dan geliyor örneğin. Manuela diye bir hanımefendi. Daha önce Desigual gibi çok iyi bir markanın İspanya'nın başında bulunmuş bir arkadaşımız. Oradan transfer ettik, getirdik. Toplamda kaç kişi istihdam sağlıyorsunuz? Yaklaşık 2000 kişiyiz. 2000 kişisiniz. 2000 kişisiniz. Harika. Şimdi peki yani deri kullanımında malzeme mi daha çok öne çıkar? Yani satışlardaki geri dönüşlerin olmasında, o modanın belirlenmesinde yani ürün mü yoksa oradaki el işçiliği mi, oradaki anlattığınız gibi uluslararası tasarımcıların bir başarısı mıdır bu? Bunların hepsi bir bütün. Bütün. Nasıl şefime sorduğunuzda yemeği yemek yapan nedir, hangi malzemedir dediğinizde seçemez. Hepsinin en iyisini en güzel şekilde, en doğru kıvamda bir araya getirmesi lazım. Yeni bir şey yaratırken, tasarlarken de böyle olması gerekiyor. Çok doğru bir tasarım olması lazım. Çok doğru bir malzemeyle yola çıkmanız yani lazım. Yani kumaşınız ne kadar kaliteli olursa olsun, eğer tasarımda
sınıfta kalıyorsanız veya dikişiniz kötüyse, o kumaşı büzdürerek diktiyseniz çok güzel. Güzel bir ürün ortaya çıkmayacaktır. Bunların hepsinin ahenk içinde bir arada olması farkı yaratıyor ve ürünü ortaya çıkartıyor ve ondan sonra da bunu doğru bir ortamda doğru bir hizmetle tüketiciye sunmak. Yani dünyanın en güzel ceketini bile almaya gitseniz kafanızı atıyorlarsa, tutup da giydirmiyorlarsa, özelliğini size anlatmıyorlarsa o ürün sizin için makbul olmaz. Onu doğru bir şekilde, doğru bir ortamda sunup tüketicinize beğendirmek, işte o 360 derecelik döngüyü tamamlayabilmek başarıyı mutlak kılıyor. Peki daha çok hangi deri tercih edilmeli giyim noktasında? Yani aksesuardaki deri herhalde başka. Üzerimizde giydiğimiz kıyafetlerdeki deri başka diye biliyorum. Doğru mu? İşlentisi farklı olabiliyor. Yani hem evet hem hayır. Şöyle yani ki, sert deri dediğimiz dana derisi mi? Dana derisini nasıl işlerseniz öyle olur. Dana derisinden ben size çok güzel bir ceket de yapabilirim. Dana derisinden çok sert, kalın, köselemsi bir ürün de yapabilirim. Önemli olan tabağın onu nasıl işlediği, hangi amaçla işlediği. Yani deri başladığı andan itibaren hangi amaçla işleyeceğinize karar verip ona göre işlemeniz lazım. Aynı malzemeden yumuşacık, dökümlü bir, çok hafif bir ceketlik deri de yapabilirsiniz. Çok dayanıklı bir iş ayakkabısı da yapabilirsiniz. Dolayısıyla deriyi nasıl işlediğiniz çok önemli. Ve başta karar vermeniz lazım. Ben bu malzemeden ne yapacağım? Ona göre de işlentisini yapmanız lazım. İşin mühendisliği, deri mühendisliği de orada. Peki Burak Bey'in kendi tasarımları var mı? Ben tasarımcı değilim. Var mı mesela böyle şimdi ben bir işin patronu olarak yani özendiğiniz ve belki de çizim yaptığınız ve bunu tasarımcılarınıza da hayata geçirdiğiniz bir ürün var mı? Oldu mu? Böyle bir şey özendiniz mi? Hiç özenmedim. Ben iyi bir mühendisim. Ben çok güzel tesis kurarım. İmalat kurarım. İşleri düzgün bir şekilde organize ederim, koordine ederim. Herkesin haddini bilmesi lazım. Tasarımcı çok, çok başka bir meziyet. Onun için de çok yetenekli, çok bilgili, donanımlı arkadaşlarımızla çalışmayı tercih ediyoruz. Zaten 2000 kişilik bir aile şirketiyiz ama aileden toplamda sadece 3 kişi var. Kurucu babam, benim eşim ve ben. Geri kalan 1997 kişi benim ailem. Ve biz bu arkadaşlarımızla beraber işimizi yönetiyoruz. Dolayısıyla her işi ehline teslim etmek lazım. Yani sağ olsun şefimiz nasıl bana sadece burada biberleri doğrattı, elime başka bir şey sürdürmedi. İşin ehli o çünkü. Ben biberi doğradım, görevimi tamamladım. Ofiste de, fabrikada da ben biberleri doğruyorum. Yemeği yapması kim Harika. Gerekiyorsa o gün o yapıyor. Kaç kardeşsiniz Burak Bey? Biz iki kardeşiz. Bir kız kardeşim var, bir de ben varım. Ama maalesef onu ikna edip de işe getiremedik. Onun çok farklı bir uzmanlığı var. O zaman tamamen babadan sonra aslında bütün sorumluluk omuzlarınızda. Yönetsel olarak öyle diyebilirsiniz veya baba ile annenin bugüne kadar ortaya koyduğu, yarattığı değeri devam ettirmek sorumluluğu bende. Ama biz halka açık bir şirketiz. Şu anda şirketin sahibi ben değilim. Binlerce ortağımız hep beraber işin sahibiyiz. Aynı şeyi firmada yönetim kademesinde çalışan arkadaşlarla da paylaşıyoruz. Biz hep beraber bu işin sahibiyiz, hep beraber yöneticisiyiz. Dolayısıyla bazı şeyler paylaştıkça büyür. Ben işlerin, başarılı işlerin de öyle olduğunu inanıyorum ve mümkün olduğu kadar paylaşarak büyütmeye çalışıyoruz. Çünkü bir insanın her şeyi tek başına yapması mümkün değil. Allah bahçesinde iki tane evladınız var. Doğru. Sonrasındaki süreçlerde hani bu markanın da sürdürülebilirlik noktasında siz de çocuklarınızın bu markanın bir gün bir yerde başına geçmesini istiyor musunuz? Var mı öyle bir? Ben de çocukluğumdan beri bu işte çalışıyorum ve emek veriyorum. Tabii ki herkes ister ki kendi evladı emek verdiği şeyin başına geçsin ama bu konuda onlara çok fazla empoze etmiyorum. Tamamen onların isteğine bağlı. Gelip gidiyorlar mı? Tabii gidiyorlar. Ben nasıl küçüklüğümden beri tezgahta çalıştıysam onları da her yaz sağ olsunlar hiç de beni kırmadılar. Geliyorlar, imalatın içinde çalışıyorlar, cüzdan yapıyorlar, ofislerde neye yetenekleri var onu anlamaya çalışıyorlar. Bilanço nasıl okunur bazen onu öğreniyorlar. Kimi zaman cüzdanın kenarına solüsyon sürüp yapıştırmasını yapıyorlar. Biz emeğin kutsal olduğunu inanıyoruz. Gerçekten bir şeye emek veriliyorsa o şey var olabiliyor. Dolayısıyla emeğin ne anlama geldiğini, bir şeyin ortaya çıkması için ne kadar çalışıldığını çocukların anlaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bunu anlamayan çocuklar mutsuz oluyorlar, tatminsiz oluyorlar. Etrafımızda çok görüyoruz, sizler de gözlemliyorsunuzdur.
insanın elindekinin kıymetini bilmesi lazım. Sağlık için de aynı şey geçerli. Sağlığımızı kaybettiğinde kıymetini anlıyoruz. Her şey için öyle. Şimdi ülkemizde bu sektörü domine ettiğinizi düşünebilir miyiz? Yani bunu söyleyebiliyor musunuz? Onu söylemek benim haddim değil ama ülkemizde bu sektörün öncülerinden biriyiz diyebiliriz. Bu kapsamda, bu çeşitlilikte bu işi yapan da ülkemizde pek yok. Dünyada da çok az sayıda var. Yani bu düşey entegrasyonu tamamlamış, deriden başlayıp mağazada nihai ürünü tüketicisine sunabilen firma sayısı dünyada da çok az. Ben de tam onu soracaktım zaten. Hani dünya tarafından da bakıldığında ülkemizde markanızı nerede görüyorsunuz? Yani aslında hani tereciye tere satma gibi, şimdi İtalyanlar mı bu sektörde biraz öncü? Yani deri kullanımında biz kaçıncı sıradayız Türkiye olarak? Deri imalatında diye baktığınızda kapasite olarak ilk üçteyiz. İlk üçteyiz. Çok ciddi miktarda deri üretim kapasitemiz var. Ancak ürettiğimiz malın ortalama değerine baktığınız zaman, yani biz bunu yapıyoruz, bu da deri, bu da deri ama biz bunu kaç paradan satıyoruz, İtalyan veya Fransız kaç paradan satıyor diye baktığınızda çok gerilerdeyiz. Yani ürettiğimizin kıymetini bilmiyor muyuz? Hayır, ürettiğimiz hak ettiği değeri dışarıda görmüyor. Markanın değerine geleceğim oradan. Tamam. Burada bizim eksik kaldığımız nokta, markamızı tüketici markası olarak dünyada bizden önce Fransızların, İtalyanların yaptığı gibi yeterince tanıtamıyor olmuş olmamız. Pazarlama problemi var. Pazarlama problemi. Onlar bizden önce hareket etmişler. Dünya pazarlarına daha önce entegre olmuşlar. Onun getirdiği bir avantaj var. İlk hareket eden olma avantajı var. Moda sektörü bir ekosistem. Bu ekosistemin orada gerçekleşiyor olması, yani herkes gidiyor Paris Moda Haftası'na, herkes gidiyor Milano Moda Haftası'na ama İstanbul Moda Haftası'na bütün dünya gelmiyor. Yani pazarın orada oluşuyor olması da bunlara çok avantaj katan bir unsur. Bizim ürünümüz onlarınkinden eksik değil, onlarınkini de biz yapıyoruz aslında baktığınızda çoğunu. Gerçekten öyle. Çoğunu biz yapıyoruz baktığınızda. Ürünümüz eksik değil, işçiliğimiz kesinlikle eksik değil, kalitemiz eksik değil. Ancak pazarlama, markalama ve tüketicinin nezdinde yer etme konusunda maalesef daha geriden gelmişiz. Daha geç başlamışız. Bunun handikaplarını yaşıyoruz. Şimdi Burak Bey, o kadar şiir gibi konuşuyorsunuz ki sizden ricam, bu bölüm bizim çok kıymet verdiğimiz bir bölüm. Gençlere tavsiye bölümü. Bir genç girişimci, bir patron olarak, vizyonu böyle çok dünya vizyonu olan bir kişi olarak gençlere neler söylersiniz? Böyle iş hayatına yeni atılmaya çalışan, istekli olan, sektörünüze girmek isteyen, ya sizden duyacağı bir şeyle böyle sıçrama yapacak olan gençlere neler söylersiniz? Söz sizde. Memnuniyetle. Şimdi öyle bir soru sordunuz ki yaşlı adam pozisyonuna gelmek gerekiyor ki burada gençlere tavsiyede bulunalım. Haddim değil ama ben çalışmanın çok demin de ifade ettiğim gibi kutsal olduğuna inanıyorum. Çalışmadan hiçbir şeyin de olmayacağına inanıyorum. Bugün 45 yaşındayım. Sabah 6'ya 5 kala gene işime girmiştim. Ofisimdeydim, çalışıyordum. Yani çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Eğitiminiz ne olursa olsun, ne kadar yetenekli, ne kadar zeki olursanız olun, çalışmak, çalışmak, çalışmak diyorum. Birincisi o. İkincisi, gençler, özellikle okuyan gençlerin sadece dersle, üniversiteyle veya işte lisede öğrendikleriyle tatmin olmamaları gerekiyor okulda kendilerine verilenle. Örneğin ben tüm iş görüşmelerini kendim yaparım, son görüşmeleri. Bu görüşmeler esnasında çocuklara sordum. Tek soru şudur: sen okurken okul dışında ne yaptın? Çalıştın mı? Bir mağazada tezgahtarlık yaptın mı? Bir dükkanda para kazandın mı? Harçlığını çıkardın mı? Çok güzel. Veya para kazanmayı da bırakın, bir sivil toplum kuruluşunda görev aldın mı? Okul dışında kendin için ne yaptın diye sorarım. Veya internetten bir kurs takip edip kendine bir ek diploma veya bir sertifika kazandırdın mı? Bunlara bakarım. Stajını nasıl yapmış diye çok bakarım. O stajların gerçekten verimli olması lazım. Eğer gençler tırmalarlarsa, isterlerse, yani çoğu yerde stajda çocuklara çok fazla şey yaptırılmaz. Fakat istemeleri ve ben bunu yapabilirim, bana bu işi verir misiniz demeleri gerekiyor. Çünkü kimse hayatta hiç kimseye al bak bu da senin olsun diye baba oğluna bile vermiyor artık. Dolayısıyla emek vermek, çalışmak müthiş, lazım. Ben buna çok inanıyorum. Harika söylediniz. Ben de hep şunu söylerim zaten. Yani diploma
yani hangi üniversiteden olursa olsun aldığınız diploma sizi meslek sahibi yapmaz. Çok doğru. Yapmaz. Yani doğru. Kendinizi kandırmış olursunuz. Ben okudum, 2 üniversite bitirdim, 3 üniversite bitirdim, 4 dil biliyorum böyle deyip de etrafta çok dolaşan gençlerimiz var. Yani şu anlattıklarımla hala hayatın içine girmemiş olan arkadaşlarımız var. O yüzden de bu bölümü çok önemsiyorum. Çünkü sizler bizzat yaşayansınız bunları. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, ikinci bölümün sonuna geldik. Final bölümünde Ankara tavası ve katmer tatlımızı lezzetine bakmak üzere kısa bir müsaade istiyorum. Patron Mutfak'ta programında final bölümünde sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler. Ankara tavamız sanki böyle Ankara havası gibi oldu. Oynayacak mıyız? Artık. Oynamayacağız. Vallahi katmer de çok güzel gözüküyor. Burak Bey, vallahi ilk bölüm ve ikinci bölümde de çok keyif aldık. Çok güzel. Yani biz deriyle alakalı ve üretiminizle alakalı, markayla alakalı eminim tüketicilerinize karınca kararınca faydalı olmaya çalışmışızdır. Son olarak söylemek istediğiniz neler var efendim? Böyle bir finaldeyiz. Birazdan programımıza veda edeceğiz. Açıkçası çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Çok teşekkürler. Bugün beni davet ettiğiniz için. Valla söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Her şeyi sordunuz. Bir demin sohbet ederken Rusya'dan bahsettik. Onunla ilgili isterseniz bir cümle edeyim. Biz DES olarak hep Batı pazarlarıyla çalıştık. Hep olgun pazarlarla çalıştık ama Rusya önümüzdeki dönemde önemli fırsatlar sunuyor Türk markaları için. Çünkü şu anda ürün akışında çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla Türk markalarımızın oraya davet edildiği bir dönemden geçiyoruz. Ve bu şekilde davetler bize de geliyor. Eylül ayı itibariyle 11 tane lokasyonda, mağaza içinde mağaza formatında çok katlı mağazalarda DESA'nın mağazacıklarını açıyor olacağız. Bunu da keyifle paylaşayım bu platformda. Buradan Rusya'daki tüketicilerinize de aslında bir müjde olmuş oldu. Evet. Peki, o zaman tadına bakalım. Buyurun beraber bakalım ama evet. Bir yer bir bakar olmaz. Ellerinize sağlık bir kez daha. Ellerimize sağlık. Biberleri tabii, ben doğradım çünkü. Enfes olmuş. Tatlının da tadına bakalım. Sonra programa veda ettikten sonra yemeklerimize devam edelim. Memnuniyetle bir de arkadaşlar hakkınızı helal edin. Siz bir yer biri bakar oluyor tam böyle karşınıza geçtik. İnşallah yiyip geldiniz programa. Şimdi onlar ses çıkartmıyor. Çıkartamıyor. Evet. Bunu elle mi yemek lazım? Şefim? Ekranda olmasak bunu katlayıp elle. Evet, aslında bunu böyle gömmek lazım. Şöyle. Pratik bir katmer. Her evet. Evde yapılabilecek. Evet. Bu yüzden bunu seçtim aslında. Her evde yapılabilen bir şey olduğu için. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Böyle tavada mı yoksa? Fırında da olur. Tavada daha pratik ama. Daha pratik değil mi? Yani bu baklavalık yufka. Evet. Evet. İçine kaymağı içine koydun. Aynen. Fıstık, şeker. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tekrar bizleri onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Efendim, yayında ve yapımında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sürçülisan ettiysek affınıza sığınıyoruz. Haftaya yepyeni bir başarı hikayesinde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Allah'a ısmarladık.
Bir Evdema markası olan Soprano Mutfak, Doğukan Erdem Kutlu ile Patron Mutfak'tayı sundu.